Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlere özellikle pazar kahvaltılarınıza çok yakışacak pizza tadında sucuklu pide tarifi paylaşacağım. Tarifimde ve hamurumda kullanmış olduğum tüm malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu güzelce ele yapışır bir kıvamda yumuşacık yoğurduktan sonra mayalandırdım. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar mayalandıktan sonra küçük birer portakal büyüklüğünde bezeler alalım. Bezeleri ince uzun şekilde ama çok fazla ince olmayacak şekilde gördüğünüz gibi açmaya çalışalım arkadaşlar. Ben un kullanmadım bu aşamada gördüğünüz gibi sizlerinde tezgaha yapışmasından yana hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Zaten yağlı bir hamur olduğu için bu şekilde unsuz açtık. Daha sonrasında kenarına rendelenmiş olan kaşar peynirini incecik serelim. Kaşarların üzerine gelecek şekilde hamuru kapatacağımız için bu aşamayı birazcık dikkatli yapalım. Kenarlara çok fazla saçmadan gördüğünüz gibi ince bir şerit halinde rendelenmiş kaşar peynirimizi yerleştirelim. Bu arada fırınımızı daha 190 derecede fanlı veya fansız fark etmiyor ısıtalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kaşar peynirlerimi yerleştirdim. Hamurumun bir kenarından başlayarak bu şekilde kaşarların üzerine örtecek şekilde katlıyorum. İki elimizle bu şekilde kaşarları bir araya getirerek üzerine hamurumuzla kapatalım. Daha sonrasında parmak uçlarımızla tam da kapattığımız noktaya bastırarak hamurumuzu güzelce bir yapıştıralım. Tıpkı şimdi gördüğünüz gibi güzelce parmak uçlarımızla hamurumuzu yapıştıralım. Sonrasında fırın tepsisine alalım. Yine hemen ikinci pidemide nasıl yaptığımı sizlere göstereyim hızlıca. Daha sonrasında hamurlarımızın başına geçerek artık pizza tadında sucuklu pidelerimizi oluşturalım. klasik fırın tepsisi ebatlarına göre 2 adet bu şekilde pide fırın tepsimizi dolduracaktır. O yüzden hemen 2 tanesini nasıl yaptığımı sizlerle paylaşıyorum. Sonrasında hamurumun geriye kalanını da minik pizzalar halinde kullanacağım. Aynı hamurdan arkadaşlar pizza da yapabilirsiniz. Bu hamur ister poğaça da kullanın, ister pizza da, ister pide de her türlü nefis olacak bir hamurdur. Şimdi bu şekilde kapattıktan sonra tepsimizin başına geçtik. Görüyorsunuz arkadaşlar iki tane yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabımın içerisine aldım pidelerimi. Pidelerin ortasında geriye kalan kısmını da bu şekilde salçalı hazırlamış olduğum sosumu sürüyorum. Bu sosta ne kullandım hemen özetleyeyim sizlere. Toplamda 2 tatlı kaşığı domates salçasının içerisine 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ve 3 çorba kaşığı kadar da su ekledim. Bir tutam pul biber ve bir tutam da kekik ekledikten sonra güzelce bir karıştırdım. Sürülür bir kıvam alınca pizzelerimin bu şekilde orta kısmına sürüyorum eşit oranda yaydırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyerek devam edeceğim. Sizleri çok fazla sıkmamak için bazı kısımları atlayarak geçiriyorum. Yine e, pidelerimin orta kısmını gördüğünüz gibi sosumu sürdüm. Şimdi bir tutam e, bu şekilde rendelenmiş kaşar peynirimi tam da salçalı sosumun üzerine pidelerimin ortasına yaydırıyorum. ve hemen ardından halka halka doğramış olduğum sucuklarımı da pidelerimin uzunlamasına sırayla dizeceğim. İsterseniz sucukları bu şekilde halka kullanın, isterseniz yarım ay şeklinde doğrayın. Nasıl göz zevkinize ve damak zevkinize hitap ediyorsa o şekilde hazırlayın. Ben bu şekilde halkalar halinde orta kısma ince ince diziyorum. Şimdi sucukların ardındansa çekirdek yatağından ayıklamış olduğum bir tane kapya biber ve bir tane de yeşil biberimi minik minik doğramıştım. Onlarla da pidemi şekillendirmek, daha da güzel renk katmak için süslemeyle devam ediyorum. Kırmızı biberlerimi de üzerine serptikten sonra bir tane yumurtanın sarısını ayrı bir kapta güzelce çırpalım ve pidemizin kenar kısımlarına dikkatli bir şekilde sürelim. Yumurta tercih etmiyorsanız midenize dokunuyorsa veya damak zevkinize uymuyorsa yumurtasız bu şekilde de direkt fırınlayabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra kenar kısımlarına tereyağı sürerek de servis yapabilirsiniz. Ben birazcık daha parlak ve nar gibi kızarmış bir pide istediğim için bu şekilde kenar kısımlarına yumurta sarımı sürüyorum. Bol bol yumurta sarısını sürdükten sonra yine kenar kısımlarına olacak şekilde susam serperek fırına göndereceğim. Fırına gönderdikten sonra yaklaşık 40 dakika kadar nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim ve fırından aldıktan hemen sonra sıcak sıcak servise hazırlayalım. Bu arada videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz de hala kanalıma abone değilseniz lütfen çok daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak zili açmayı unutmayın. Bu şekilde zili açtığınız takdirde tariflerime ilk siz ulaşabileceksiniz. Paylaştığım anda sizlere bildirim gelecek arkadaşlarım. Pizza tadında bu muazzam lezzeti artık fırına gönderiyorum. Mis gibi kızarmış haliyle tarifimize devam ediyorum. fırından aldıktan sonra dilimleyerek sıcak sıcak servis yapalım. Ben şimdi hemen dilimleri ayırarak ellerim yana yana altını ve iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çok şahane sucuklu pide tarifimizle hamur işi tariflerimize bir yenisi daha eklenmiş oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen denedikten sonra da fikirlerinizi yorum kısmından bizlerle de paylaşmayı unutmayın. Ayrıca tarifimi beğenen arkadaşlarım videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Bu lezzetli tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza videonun altındaki paylaş butonu üzerinden gönderebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.